Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA 5'e baştan hoş geldiniz. Şimdi GTA 5'te yatırımcı görevlerini yapacağız ama ondan önce Franklin'i iyice bir giydireceğiz çünkü şu anda dışarıya çıplak ayakla çıktı Franklin. Arabayı da ayağında ayakkabı veya terlik olmadan sürüyor, değil mi? O kadar iyi bir sürücü işte. 30 milyon dolara yakın bir paramız var ve ben bu parayı bu görevlerin sonunda bayağı bir arttıracağım. Hanıça, merhaba. Tanışalım mı? Ne haber zombi? İyi, güzel güzel şeyler bulacağız gibi burada. Ne? Vurmadık sana. Sen ne bakıyorsun? Herkes neden bakıyor bana? Hocam adam beni... Lan polis bey! Polis bey! Adam bana vuruyor polis bey. Senin ağzını... Tükürürüm. Şerefsiz. Geri zekalı. Tak elbise bakalım. Bu ne lan? Ne oğlum bu? Bunlar ne? Almayacağım bunları. Hadi be. Aha. Ayakkabı alabilirsek harika olacak. Çünkü çıplak ayakla dolaşıyoruz şu anda. Oo. Adam hala ölmedi. Ha? Öldü mü lan? Pişt. Öldü mü? Ölmüş. Ya ona göre giyindik zaten. İyi, güzel. Lan! Öküz! Öküz! Neden? Vuruyon arabama. Ha! Polis bey, o geldi arabama çarptı ya. Ben bir şey yapmadım yemin ederim. Ya polis bey bak, yemin ederim ben bir şey yapmadım ya. O geldi arabama çarptı. Ben yumruk attım. Ya o arabayla geliyor, çarpıyor, ben elimle vuruyorum onun arabasına. Hangisi daha tehlikeli? Bir hesap yap bakayım. Otel suikastini ilk defa yapmışız, ilk görevde yapmışız. O zaten zorunluydu. Ama şimdi nereye? Debonair sigaralarına yatırım yapacağız. Bütün şeylerden. Nereden bağ uzak? Buradan mı? Debonair. Debonair değil mi? Okey, bütün paramızı buraya şey yapacağım. Okay, bütün parayı yatırdık buraya. Güzel. Bu bir de. Şimdi gidip bir de Michael'dan şey yapacağız. Bunları yatırmamız lazım. Bunları yatırmamız gerekiyor. Hadi gene para verdik. O parayı yatıracaktık biz. Şimdi Türkçe yama yok çünkü Türkçe yama olmasının sebebi Türkçe yamanın oyunu bozması. Oyun açılmıyor yoksa. Hikaye moduna başlayamıyoruz yani. Online'a da giremiyoruz. Oyun hemen çöküyor. Ne yapacaktık? Aynen, yatırım yapacaktık. Money and Services. Markets. Umarım Debon'u oraya yatırmışımdır. Değil mi? Şeyden önce, evet. Bunun var ya, şey iyice artacak. Bir de biz yatırım yaptıkça da artacak. Değeri. Bütün paramızı buna yatırdık buradan da. Continue. Okey, bir de Trevor'dan yatıralım. Trevor umarım... Trevor'ın nasıl bir durumda olduğunu şu anda çok merak ediyorum. Acaba donuyla bir de ağrının üzerinde midir diyecektim. Hayır, değilmiş. Gene. Oyalanıyor. Ne yapıyorsun lan? Manyak! Neyse, hızlı hızlı yatıralım parayı da. Şimdi hepsinden yatıracağız bu paraları. Görev yaptıktan sonra o parayı çekeceğiz.
Zarar verdiğimiz firmaya yatıracağız. Çünkü o verdiğimiz zarar zaman içinde gene düzelecek. Seni de buraya yatırıyoruz aynen. Şimdi Franklin'e geri dönüyorum. Şimdi 5 paramız kalmadı. Parasızız. Neyse en azından iyi görünüyorsun. Güzel. Silahlarımız var değil mi? Çünkü bütün paramızı harcadık. İyi var. Bayağı var şeyi paramız. Güzel. Bunun sonunda bayağı bir paramız olacak. Hani bu gördüğünüz 30 milyon dolar veya 27-28 milyon dolar bayağı herhalde bir en az umarım 200 milyon dolara falan çıkacak. Hey, sadece oradaki telefonu cevaplamak için buradayım. Redwood sigaraları biliyor musun diyor. Tabii ki. Amerika'yı inşa eden Amerika. Jüriye rejissör verirler falan diyor. Redwood'un Redwood sigara şirketinin rejissör verdiği 4 tane jüri üyesi varmış. Bir tane davada onları halledeceğiz sanırım. Bunun sonunda da para, yani görevin kendisinin de verdiği para var da onlar önemli değil, o para önemli değil şu anda. Çünkü sanırım bunu yaptığımız zaman yaklaşık bir en az 15 milyon dolar kazanacağız. Okey, çabuk çabuk gidip halledersek bunları da çabuk olacağımızı düşünüyorum bu elimizdeki arabayla. Burada bir şey yapamıyoruz muyuz ya? Bir sonraki hedef şeyde sahilde bir tane yatta. Bu arada GTA 5 gizemi üzerinde son çalışıyorum mahvatlarım, onu da sizlere söyleyeyim. Bayağı bir bilgi elde ettim ama çok daha fazla bilgi elde etmem lazım. Bu FNAF falan değil. Oyun çok büyük ve gizemi de bir o kadar büyük olacak. Ah! Koş. Batı Vinewood'a gideceğiz. Hızlı bir şekilde. Vinewood Hollywood arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Hani Hollywood'un oyundaki karşılığı eşi. Hollywood'un oyundaki... Ne diyorduk ya sürekli ona? Neyse. Oyundaki versiyonu. Bu ne lan? Bu mu? Güzel. GPS'te bir şey var. Motorcu var ilerleyen. Hadi bakalım. Aha. Yakalıyoruz. Sadece arkasından bir böyle bir tık diyeceğiz. Vuracağız o kadar. Yine de mi motorcuyu jüriye çağırırsın abi? Motorcu çetesinin üyesi değilmiş. Bu kadar. Yalnız cidden sağlam suikastlerdi bunlar. Çok hoşuma gitti. Bitti mi görev? Bitti. Şimdi apatlarım. İyi de para aldık şimdi. Paramızı geri çekeceğiz. Tamam, money and services. Ney? 2 milyon mu? 20 milyon mu şey yaptık? Kaç milyon? 9 milyon dolar şey yaptık kapatlarım. 9 milyon dolar kar yaptık. Bakın şimdi. 38 milyon dolar oldu. Şimdi ben bundan sonra bütün paramı şeye harcayacağım. Redwood sigaralarına harcayacağım. O da bana bir %200-300 şey getirecek umarım. Öyle umuyoruz. Çünkü şimdi biz Redwood sigaralarının değerini aşağıya çektik. Aşağıya çekince hemen satın alacağım. Şimdi bu tamamen bizim yaptığımız bir etki olduğu için zaman içinde geçecek bir etki. O yüzden çok rahat olacağız.
Hadi tamam. Bütün paramızı gene bunlara harcadık. Şimdi bak diğerlerinde de aynısını yapacağız. Şimdi 5 paramız yok. Yok 8 paramız varmış. Şimdi Michael'a geçiyoruz ve Michael'la Trevor'da da aynısını yapacağız. Bu yüzden oyun sonunu bekledim ben bunun için. Milyonlarca dolar kazanmak için. Tabii tabii stüdyoya gitmem lazım. Stüdyoya gitmem lazım. Şimdi bakın. Bakın buradan da paramızı çekeceğiz. Aynı şekilde. My portfolio. Bak burada da 9 milyon dolar kar yapıyoruz. Tamam mı? Gene 38 milyon oldu. Aynı şekilde. Buradan da gidip. Ya sus. Kadın. Ya eşin burada senin para kazanıyor. Milyonlarca dolar kazanıyor. Haberin var mı? Yok tabii. Neden? Eşimi dövmek için gelmedim zaten. Gerizekalı. Birçok şeysin ama eşini dövme insan değilsin diye. Eşimi dövmek için gelmedim zaten. Manyak. Neyse. Okey. Şimdi de. Trevor'la halledeceğiz bunu. Sen bundan sonra iki assassination daha kaldı. Ne yapıyorsun lan? Bu adam beni her defasında şaşırtıyor ya. Bu adam beni her defasında şaşırtıyor ya. Yemin ederim her defasında şaşırıyorum ben adam. Bu adam beni şaşırtıyor her defasında. Burada yaklaşık 9 milyon dolar şey yaptık bunlara kar yaptık. Ve ondan sonra dönüp buradan Redwood sigaralarını satın alacağız. Bay aynen bütün paramızı buraya yatıracağız şimdi. O da biz yaklaşık %200-300 şey. Bunu düşürmüşler sana. Bunun kar payını düşürmüşler mi? Öyle bir şey olmuş. O hepsini şey yapmışım tamam. Al satın al hepsini. Aradan birazcık zaman geçecek. Güzel. Şimdi ne kadar oldu acaba para? Eğer güncellemeyle falan düzeltilmediyse. Pek bir şey görünmüyor. %32 dönüyor gibi görünüyor ama. Ben baştan uyuyacağım. Belki düzelir. Buraya sevileyim. Üçüncü yere çünkü hangisine sevildiğimi unuttum. Evet, poponu kaşı, bir geril, burnunu falan çek. Yo, düşüyor artık. Artık şey oldu, tamam, normal seyrine geri döndü. Satalım o zaman. Türkiye'de 7 milyon dolar yaptık. Michael'a dövelim. Güzel. Onlardan da böyle birazcık fazla yapacağız. Sonunda farklılık yaratıyorum gibi dünyada diye. Ne yapıyorsun oğlum? Yapım stüdyo burası. O film stüdyosu. Manyak. Seni film stüdyosu... Seni film stüdyosuna getiriyorum. Ne yapıyor bu çocuk ya? İşte hepsi şeyden... Oha 10 milyon dolar, 11 milyon dolar. Kar. Güzel. Bunlar hep artacak. Şimdi Frank'le dönelim. Frank'le döneceğiz. Bundan sonra başka bir şey var. O bu kadar getirmiyor mu sanırım ya. O da %25-%30 getiriyor gibi görünüyor. Aynen öyle ve şimdi de portfolyodan bunu satıyorsun. 11 milyon dolar. 50 milyon dolarımız oldu apatlarım. 50 milyon dolarımız oldu. Güzel. Güzel. Şimdi neden ben bu kadar fazla para yapmak istiyorum? Çünkü satın almak istediğim bir tane sinema salonu gibi bir yer var. Orayı satın al... Ya bak. Ben sana o kadar giysi satın alıyorum. O kadar güzel şeyler satın alıyorum.
Senin giydiğin bu dandik şeye bak. Adam altına yeşil bir şort çekiyor. Üstüne de kirli bir atlet giyiyor ve o kadar. Şimdi başka bir göreve gideceğiz. Yine yatırım görevlerinden, suikast yatırımlar görevinden bir tanesine. Ben burada seviliyorum baştan. Çünkü istediğimiz karı elde ettik. Arabamız yok diyecektim ha. Değil mi ko? Wow! Ben çarpmadım lan adama. Adam geldi bana çarptı. Memur bey, sen sıkıntı çıkardın. Bir de gözünü seveyim memur bey. Hani sen başka bir elemanı kovalıyorsun, sonra gelip bana çarpıyorsun, sonra beni mi kovalamaya başlıyorsun? Ya bir de iki yıldız diyor ya. Deli gibi kovalıyor, bir de manyak mıdır nedir? Ya polis. Ağzına tüküreyim ya. Gelip bana çarpıp sonra beni kovalıyorsun ya. Bir de kovaldığın arabayı takip etmeyi bırakıyorsun yani. O da var. Orada aslında bir suçlu var. Hani ben de suçluyum da. Orada cidden suç işleyen başka bir insan var. Sen onu kovalıyorsun. Ondan sonra gelip benim arabama çarpıyorsun. Sonra trafik kurallarını ihlal ettim diye beni kovalıyorsun. Halbuki sensin bana çarpan. Bu görevden önce Fruit'e şey yapacağız. Yatırım yapacağız. Görevden sonra da fasada yatırım yapacağız. Neye yatıracağız şimdi? Fruit. Bavsak'tan Fruit'e yatıracağız. Fruit. Aynen. Buy. Bildiğiniz 50 milyon dolar yatıracağız buraya. Bakalım ne kadar getirecek. Zaten bundayız. Şimdi Franklin'den yatıracağız. Ondan sonra da şeyden yatıracağız. Bizim Trevor'dan. Ya bütün konuşmalarım birbirine karıştı. Neden iki defa tekrarlıyorum aynı şeyi bilmiyorum. Muhtemelen öyleyim, evet. Angel. I'm sorry. Just do whatever you want. Surely not spending money on a bunch of liberal arts degrees has got to count for something. Okay. Market. Neden fruit değil mi? Bak birazcık artmış. Biz oraya yatırım yaptık çünkü. Güzel, buradan da şey yaptık. Şimdi böyle bir Trevor'dan yapacağız ve İş burada bitirecek. Bakalım bu sefer Trevor bize nasıl bir iğrenç bir şey yapıyor. Ne yapıyorsun Trevor bu sefer? Yaptığı karı bu şekilde şey yapıyor. Kutluyor. Gözlerim yanıyor. Gözlerim. O manzaradan sonra gözlerim yanıyor. Senden de yatıralım Trevor. Senin zaten şey var. Bunun neyi vardı lan? Bunun silah kaçakçılık şirketi falan filan var işte. Senin şirket sayesinde zaten Trevor. Senin bu kadar para ihtiyacın yok. Zaten yaparsın sen bu kadar parayı. Evet, bundan da 5 parasız kaldık. Baştan Franklin'e geçip işlerimizi halledebiliriz. Ne zaman hızlı geçiyor? PlayStation 3'te çok yavaş geçiyordu. Aha! Kurtulacağını sandın değil mi? Ayo! Şey! sanırım şey oluyor. Bunu ilk kez öğreniyorum da. Eğer gerçekse. Bir yeri işaretlediğin zaman oraya doğru gidiyor eleman. Mesela o yoldayken buluyorsun genelde. Şimdi buraya sevileceğim. Gel bakalım. Kaskımla cevaplayacağım. Yok, kaskımı sokağa fırlattım. Çünkü hep öyle yaparım. Fasadın ürün geliştiricisini şey yapacağız. Öldüreceğiz.
Ve sırrı satıyormuş. I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. Hayat kadınlarında zayıflığı oymuş. Sürekli hayat kadınlarını arıyormuş. Maybe I'll take another look at the fruit share price. All right, homie. I'll be in touch. Okay. Gidip hayat kadını bak diyor. İzle en azından. Hani bak değil de izle. Sana gidip ikisini birden halledeceğiz herhalde artık. Ne yapacaksak. Hoşuma gidiyor bu yatırım görevleri ya. Sistem çok iyi. Ha, o da değil. Muhtemelen budur. Bu araba güzele benziyor böyle. En azından klas bir arabaya benziyor. Başka bir araba gelmiyor arkadan. Buradan ayrılıyor şimdi de. Kolay oldu bu. Güzel. Görevi geçtik. Görevi her türlü geçti kapatlarım. Aynen. Senin için programı sildim diyor. Ne oluyor lan? Tamam sakin. O ses ne lan? Ne geçti yakından öyle? Neyse. Şimdi paramızı çekeceğiz Balzac'tan. Çok ilginç bir ses var yalnız. Harbiden çok ilginç bir ses var. Sel ol ya, neden uğraşıyoruz ki? Aa, uyuyormuş kedicik. Ben diyorum bu ses ne? Horluyormuş kedi. Ulan. Hadi bakalım. Oğlum bu adam yapımcı. Ben ne diyorum bu adam yapımcı. Girelim ben buradan içeri. Giremiyoruz ama çünkü kapalı. Okay. Peki. Balzac, my portfolio, 8 milyon dolar civarı bir, aynen, gene yatırım şeyi var ama sıkıntı yok ve şimdi yine Balzac'tan fasada yatırım yapacağız. Hepsini alan buy all diye bir şey yok mu ya? Bu aradan bütün paramızla alalım bundan mesela. Şimdi gidip bir Traveler'la aldım. Yok, Traveler'la satacağız, sonra baştan alacağız. Hangisini alacağız? İşte gene Fruit'u satıp Fasal alacağız. Sürekli bakıyorum çünkü isimler konusunda çok kötüyüm. Kartlar saymıyorum diyor. Neli yapıyordum diyor. Dürüst adam seni. Olduğun gibi davran. Aynen öyle dostum. 8 milyon dolar. Aynen öyle. Güzel. Marketten şimdi ise... fasad. Çünkü neden fasad? Fasad şey demek. Sahte mi demek? Oyun mu demek? Öyle bir şey. Hani numara. Bundan sonra iki suikast görevi daha var. Bundan daha şey yapmadık. Bu adam olduğu yerde duruyor yalnız ha. Başka hiçbir şey yapmamış. Şimdi. Market. Fasad. Al. Şimdi ben. Motorun nerede lan? Motorumu kim aldı? Franklin ne biçim insansın sen? Adam! Lan! Motorunu çaldılar gerizekalı. Abi durduğun yerden yani baktığın yerden motoru nasıl çalarlar ya? Hani gözünün önünden derler ya. Ya gerçekten gözünün önünden. Bütün olanlara rağmen konuşmak muhteşem bir şey. Konuşmak harika bir şey. Ne diyorsun lan sen şerefsiz? Gelip bir de bana şey yapıyor. Hareket çekiyor. Gerizekalıya bak. Manyak herif. Senin hakkından gelecektim ben. Geldim de zaten. Arabanda kurşun izleri var. Hadi hadi git açıkla polise. Açıklayacak tabii ki. Manyağın tipi geldi arabamı çarptı. Ben de ona kızınca sonra bana tıktı diyecek. Hadi bakalım şimdi uyuyacağız bir saat.
Bakalım fasat düzeldi mi? Düzelmemiş. Hala şey oluyor. Ama profit sıfır şu anda. Ha. Yok, çünkü değeri daha az. Daha fazla aşağı inmedi. Anlaşıldı. Değerinin yükselmesi lazım. Mesela değeri dibe vurulunca şey olmuyor. Zarar yapmıyorsunuz zaten. Çünkü daha fazla dibe, daha fazla aşağı inemiyor. Böyle bir olay var. Şimdi ben buraya sevileceğim. Çünkü ne kadar ileri gittiğini bilmemiz lazım. Bir bakalım ne yap, ne olacak, ne hale gelecek. $20 milyon olsun. Olabilirse o da. Yok. Böyle kaldı. Okey. Ben son derece cool'um bu durumla birlikte. $78 milyon. $78 milyon oldu ahbaplarım. Franklin'in $78 milyon oldu. Bakalım diğerleri ne kadar olacak. Muhtemelen Trevor'ın 70 civarındadır. Michael'ın ise 74-75. Sen ne biçim giyiniyorsun böyle? Neden senin sürekli sakalın çıkıyor? Ben senin sakalını sürekli kesiyorum. Öküz, sakalını tıraş etsene biraz. Hayvan. Ne kadar... Neyse. Michael, kendine bakacaksın dostum. Kendine bakmazsan $19 milyon kar yaptık. Aynen dediğim gibi $75 milyon falan Michael'ın. Şimdi Trevor. Trevor'ın muhtemelen 70'tir çünkü onun parası daha azdı. $1 milyon falan, $1-2 milyon daha azdı ki... Ne yapıyorsun lan manyak? Dur. Dur Maud, dur. Dur. Parayı satayım da ondan sonra şey yaparız. $73 milyon gene de iyi baya. Hey, sen kimin parasını çalıyorsun şerefsiz? Aa! Parayı alalım şimdi. O parayı alalım. There you go. I persuaded him to change his mind. Wow, insane. I'd say you earned yourself a reward, bro. Ah, don't thank me. O yüzden bu arabaya gideceğim oraya. Aynı araba sanırım. Sadece tasarım farklı. Madene gideceğiz, maden ocağına gideceğiz ve orada o adamı öldüreceğiz. Bir tane adam var, kaçak. Şuradan göstereyim size. Aa, bu adam. Buradaki mekandaki şu adam. Nasıl lan? Aa, şu. Şu herif. Onu öldüreceğiz. Ralph Ostrowski. Madende duruyor kaçak. Başında ödül mü var artık? Ne alsa, neden bu adamları öldürdüm de bilmiyorum. Hop, kaçamazsın, 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 kaçamazsın. You move. You're coming with me. Yok, arabayı al, arabayı al, arabayı al, kaç. Peşinden git. Arabayı alıp kovalayacağız. Bu adamı kaçırmıyoruz. O kadar bomba attım, işe yaramadı. Hayır, kaçmıyorsun. Hayır, kaçmıyorsun efendim. Hayır, kaçmıyorsun. Kaçmıyorsun. Seni yakalıyorum. Gel. Hadi bakalım gel. Gel. Senin için çok değerli bir arkadaşımızın yanına götürüyorum. Kendisini çok severiz. Adı Maud.
No can do. I'm a dedicated servant of justice, my friend. Count yourself lucky I haven't trussed you in duct tape and thrown you in the trunk. Oh, criminal vibe. What? No! You're just trying to charge me with check fraud, money laundering, workers' compensation fraud. It's crazy. It was just a few payroll taxes, for Christ's sake. Okay. I'm listening now. You had me at money laundering. What's your play? It isn't really a play. You create a shell company, take out a minimal workers' comp insurance policy, then charge subcontractors a fee to use that company as a dummy paper trail for their undocumented workers. I'm just the middleman, really. Whoa, 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 whoa. I take it all back. You are officially the most boring person alive. Nah, jail's the place for you for sure. For the learning experience alone. Okay, hadi gidelim o zaman. Bakalım mod canımız bize ne kadar verecek. What were you doing skulking around that quarry like a common toad anyway? How you been, Trevor? Boy, am I glad to see you. Look what you brought me. Your relentless sunny disposition, it always puts a pep in my step. Aynen öyle. Well, witty banter completed, I'll give you my thanks. And I'll send you another file for your inspection. Hadi bakalım. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Videoda sevdiğiniz anlar olursa, eğlendiğiniz keyifli anlar olursa onları yorumlarda zamanlarıyla birlikte yazmayı unutmayın ki ben de onları gelecek haftalık montaja ekleyebileyim. Benimle iletişime geçmek için Facebook grubumuza katılmayı, Facebook sayfamızı beğenmeyi ve Twitter hesabından takip etmeyi unutmayın. Onların da linkleri videonun açıklama kısmında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi yüksek çözünürlükle kalmanız dileğiyle. Bye bye.